Problemlerle karşılaşıldığında da bakınız sonuç bu oluyor, ne görelim. Evliliğin gerektirdiği ilişkiyi yürütemeyeceğim için kabul etmedim. Beyefendi de kabul etmedi bunu. Bu yüzden olmadı. Evliliğin gerektirdiği ilişkiyi yapamayacağınızı anladınız. Evet, beyefendi bunu kabul etmediği için olmadı. Ne diyorsun Kemal amca, biraz yakın tutabilir misin? Efendim? Ne diyorsun? Ama ben bir şey de bu yönden anlaşamadık yani. Kim o yönden mi anlaşamadık? Evet. Öyle. İlk geldiğimde anji olduğunu duymuştum. Bir de 80 yaşında olduğunu söyleyince böyle bir şey olamayacağını düşünerek geldim. Ne demek? Kemal amca sizi çok arkadaş olarak görmemiş, haklı evet. Olarak bazı şeyler vardır tabii karı koca arasında. Affedersiniz, bende bir sorum yok yani. Efendim Kemal amca? Bende bir sorum yok yani. O belli. O belli. Anlaşamadık. Sizi şöyle alalım. Ne demek istiyor? Ya Allah Allah, herkes ne anladı. Demek? Özlem anlamamakta ısrar ediyor. Ne sana anlatayım. Istiyor? Kadıncağız düşünmüş, demiş ki adamla ilgili eldeki malumat şu. Evet. 80 yaşında, evet. Bir de anjiyo olmuş. Evet. Sen bu adamdan ne beklersin? Huzurlu bir hayat, değil mi? Evet. Öyle çıkmamış adam. Fazla huzurlu. Yok, fazla hiç huzursuz çıkmış. Hangisi anlamadım? Ya vallahi senin aklın anlamadım. Nerede? Anlamadık ya. Allah Allah. Bunların aklı tamamen dizide kaldı. Hakkı abi, siz anladınız değil mi? Ben şöyle anladım. Sen düzelt beni. Dikkat. Yani hanım onunla ben evleneceğim ama 80 yaşında bir adamla evlendiğimi biliyorum diye gitmiş. Biliyor yani. Adamın adam başka çıkan talepleri de olacağını hissetmiş. Hayır, evliliğin normal talepleri. Hayır efendim, gözünü de kesmemiş adamı. O sporu birlikte yapamayız diye. Çok şimdi işte o kadar. Reklamlara gireceğiz. Sonra? Lütfen bu reklamlarda size bahsedilen bütün ürünleri kullanınız, tüketiniz. Almadığınız, kullanmadığınız bir tanesi bile kalmasın. Ne olur, çok önemli. Reklamdan sonra şarkıya gireceğiz mi? Reklamlarda, evet, gireceğiz. Kadın şimdi onu söyleyecektim. Hayır, reklamlardan sonra da reklamlarda sesini kısmayın diyecektim. Hadi şarkıya girmiş olalım. Reklamlarda sakın sesini kısmayın. Her ürünü çok dikkatli incelemeye çalışın. Ondan sonra da Özlem. Anca çıkarım, gidiyorum. O anca o kadar yavaş mı? Bir çık bakayım göreyim. Anca ya, trabzan falan yok. Nasıl çıkayım? Yerim ben. Küçük ara, ondan sonra dönüyoruz. Omuzumdan tam da gün aldım, otuzumdan.
Defy caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon. Without your love would it shine for me. Sayın Reyhan Hanım, annem 90 yaşında ve Alzheimer. Hiçbir şeyi hatırlamıyor. Eski resimleri tasfiye ederken annemin 1949 yılında mektup ve imzalı resim istediği Amerikalı artist ve aktörlerin gönderdiği resimleri buldum. Benim arkamdan bunları anlayan kimse olmayacak. Çoluk çocuk torun yok. Okan Bey ve sizler derin sinema kültürü olan insanlar olarak kıymetini bilip saklarsınız diye bu resimleri size göndermeyi düşündüm. Bunlar çoğu insan için çöp. Oysa ki 1949 yılında Universal Film Stüdyolarından postalanmış tarihi hatıralar. Ben 1946 doğumluyum, bazılarını ben de tanımıyorum. Sizler çok genç olarak bir kısmını hiç bilmeyebilirsiniz. Yine de arşivinizde hatıra olarak kalabilir. Eminim Sayın Hakkı Devrim Beyefendi hepsini ayrıntılarıyla biliyordur. Siz Okan Bey'in sağ kolusunuz. Bu sebeple size yazıp bunları gönderiyorum. Okan Bey'e eski değerlere sahip çıktığı için teşekkür ediyor ve hepinize sevgilerimi iletiyorum. Lesson in history. Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments. Kutsi'ciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size nasıl? Çok ihtiyacımız var. Ya. Neredesin ya? Oyalayacağım diye. Benim de size ihtiyacım var. Ya bu iki adam evet. Yıllardır böyle yani o iki müzisyenden bahsediyorum. Yani davul ve gitar performansı olağanüstü değil mi ya? Yani? Evet olağanüstü. Hep böyle izlediğim gibi olağanüstüsünüz arkadaşlar. Hakkı abi bu bir zarf geldi. Bu zarftan böyle bir aktör ve aktrislerin fotoğrafları çıktı. Bunlar eski cam negatiflerle basılan ve işte barit kağıtlara küçük küçük büyük büyük neyse barit kağıtlara basılmış. Kartpostal gibi basılmış ama orijinal ve arkasında da stüdyonun adresi olan yani Amerika'da bunu gönderen stüdyoların adresleri olan ve bazı dünyaca ünlü aktris ve aktörlerin isme imzaladığı fotoğraflar çıktı. Bunların hepsi orijinal. Ve bunu bize yollayan hanım... Rahat dur kızım. Yok hayır beni çektiler. Açıyorum. Öyle taciz için gelmedi. O şey için hayır. Geldi. Oradan seni... Ne yere... bileyim refleksle. Ve... Senin fotoğraf merakını biliyor. Alakanı biliyor. Evet bir de saklarız diye. Çünkü annesi Alzheimer olmuş. Hanımefendi de diyor ki... Ben de diyor yaşlanıyorum diyor. Sizden bahsediyor, bizden bahsediyor. Eski malzemeden anlıyorsun zaten. Evet. Ve sonuçta biz de bunu ya bizi övüyor falan diye değil hakikaten bunu en azından belki bir gün o fotoğraflar kaybolursa bu şimdi şeylerin geçerliliği var. Yani televizyon programında yaptığımız şeyleri. Bunlar çünkü bütün sharing sitelerinde, paylaşım sitelerinde paylaşılıyor. Dünyanın her tarafında internet üzerinde kalıyor bunlar. Hiç olmazsa böyle kalsın diye bir şekilde hanımefendinin sesini birisine duble ettirerek okuduk, yaptık. Kutsi hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Nasılsınız? Ne oldu? Uçak mı inmedi? Ne oluyor? Biraz rötar vardı. Zaten rötar Kıbrıs'ta oluyor. Volkan bu volkanın değil, ismini söyleyebilene ev veriyorum. Dün de açıkladım. Ne? Hakikaten söylüyor ha. Vallahi bu ha volkanın. Bu mu ismi? Bu. Atıyorum ya. Yok. Hayır atmıyorsun hemen hemen. diye okudum ben ama bilmiyorum. Hayır, ben biraz, bilen yani, nasıl okur? Hayır bir Arabik gırtlağa gerek yok yani ya, ama hakikaten. Yok yok onlar kullanıyorlar Finlandiyalar. Kullanıyorlar. Efeliye kalık kılık gibi bir şey. Finlandası yok. İzlandayla öyle Finlandaya öyle okuyorlar. Finlandaya'dan. İki tane Finlandayalar. Finlandayalar. Böyle iki tane H oldu mu kalık
kız diyorlar. Ben de aslında aynı aileye mensubuz biliyorsun Fince ile. Olabilir. Onun Macarca, Türkçe, Fince, Ural Altay. Evet, evet. Ve onlar da şey... Utatku Bilik, Akabetül Hakay. Ah sen de ne? Hayır, bunların bir de hakikaten evet, yani bayağı bir sessiz harfi diziyorlar ve arada hiç sesli harf olmadan evet, anlatıyorlar. Yok, bilip eh diye okunuyor işte onlar. Ben filmler arasında içe çekerek konuşan gördüm. Kavga ederken yapıyor. Abi o korkudan. Hani adamla kadın kavga. O korkudan olmuş. Hayır, korkudan değil. Kadın yaptı gözünün önünde adamla kavga ederken. Zaman kaybetmemek için. Zaman kaybetmemek için. Arada yoksa bir nefes alsa yeri girdi. İçli bir kadın. Doğru söylüyor. Bir sürü sesli harf. İçli kadın. Bir sürü sesli harf. Vallahi özlemişim. Değil mi? Değil mi? Hiç 5 yıl. Beş yıl çağırma. 5 yıl. 5 yıl çağırma mı? Çağır vallahi billahi. Aman göçtünüz gittiniz vallahi. Herkes bir yere dağıldı. Aile parçalandı ayol. Ay koptuk ya. Vallahi koptuk. Halanlar nasıl? Halan giyilsin. Halan giyil. Evet. İşte böyle Kutsi'cim, sen gelmeden önce ben sorular soruyorum. Yalnız bu iki hanım, şu uslu adam burada senin yerinde oturuyordu. Onlar nasıl ortalığı dağıtıyor? Ağızlarını mı bantlamadık? Neler yaptık? Ay göreceksin. Sen Kutsi yok, çok yakışıklı sana çıkmışsın. Oyalayalım diye. Teşekkür ederim. Kemal, çok yakışıklı. Kemal Doğulu sağ olsun, o çekti. Bu öne olmuş. Bu arkası ne olmuş abi? Ya arka da güzel. Görebiliyor muyuz? Ne olmuş? Gömlekte biraz botluk var, evet. Adamı duvara dayamış. Adam dümdüz duvara dayalı duramayacağı için. Bak. Bak duvara dayamış. Bu şimdi duvara dayandığında ne yapmış? İşte bu fotoğraf çekmek çok zor bir şey. Kutsi çok duvara dayan. Değil mi? Öyle değil mi ona? Evet. Kutsi fotoğraf, şu duvara fotoğraf, dayan. Poz vermek çok zor. Poz vermek yani, zor. Gerçekten. Kutsi duvara dayandın ama albüm fotoğraflarını biliyorsun. Nefret. Ne yapacak Kutsi? Şu ayağını alforya dayan. Ama şimdi şunu kaldır. Bir şey diyeceğim. Şöyle yap. Aynen. Yani burada o kadar rahatladım ki artık ilerleyen saatlerde. Kemal sağ olsun. O, çünkü ilk objektifin karşısına geçince ne yapacaksın şaşırıyorsun. Şaşırırsın. Hani 5. albüm 5. pozunu veriyorsun ama yine de şaşırıyorsun. Ah Kutsi, ah. Fena. Hep öyle. Ah Kutsi. Evet. Peki. Dilay Kaymak Hanım arıyor bizi. Bak İstanbul'dan buyursunlar. Saçım başımı düzelteyim. Dilay'cığım hoş geldiniz. Hoş bulduk Okan'dan ben. Sağ ol Dilay. Ha, oturuyor işte arkadaşlar. Çok az geliyor sesim, onun için biraz öyle böyle... Bugünlerde sesim az geliyor. Allah Allah. Telefondan duymaya çalış. Televizyonu tamam, kız. Konuş. Telefondan dinlerim zaten. Çok şikayet etme. Evet. Tamam, şikayet etmez. Özlem Tekin'e bir soru sormak.